Bakın, ben düşündüm, taşındım. Sonra fark ettim ki bu hayatta bu konuşmayı yapacak kimsem yokmuş. O yüzden siz geldiniz aklıma. Yağmur'un abisi yok. Zaten babası hayatta değil. Korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Olursa gözüm arkamda kalsın istemiyorum. Biliyorum zaten bu konuşmayı yapmasam siz aileme sahip çıkarsınız. Oğluma dedelik, karımla kardeşime babalık yaparsınız. Ne bileyim ya, ben sizin sesinizin kulağımda olmasını istiyorum narkozu alırken. Bak oğlum, sen mert, cesur bir çocuksun. Allah biliyor ya, benim deve oğlum da biliyor. Ondan sonra bir kızımın olmasını çok istedim. O kader olmadı. Allah biliyor. Bir oğlan çocuğu daha verecek bana. O da sensin. Bak, uzun lafın kısası. Bundan sonra karın da kardeşin de benim kızlarımdır. Oğlunsa torunum. Gözün arkada kalmasın. Benim ne işim var burada? Siz kimsiniz? Bakın ben Ahmet Kiralcı. Anestezi uzmanıyım. Siz yanlış insanı kaçırdınız. Tüh. Yakınında yanlışlıkla öldü o zaman. Kime ne yaptınız ya? Tarık! Öldü. Sakın öyle üzülmüş numarası yapma. Sevgili kayınbiraderine daha 3 gün önce birbirinize girmişsiniz tekme tokat. Silahlar falan çekilmiş, karakolluk olmuşsunuz. Seni bir de çocuklarının önünde bir güzel dövmüş. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden ha? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Dur. Geleceğiz oraya. Tabii sen bu durumu içine sindiremedin. Özellikle çocukların önünde dayak yemeyi. Sonra kayınbiraderini aradın. Ve görüşmek için buraya çağırdın. Ki telefonda arama mevcut. Daha sonra aranızda böyle küçük bir tartışma çıktı. Ve sen üzerinde kendi parmak izin olan bu silahla onu öldürdün. Yapmayın ya, bunları neden yapıyorsunuz ya? Neden yapıyorsunuz bana bunları? İyiliğin için. Siz miras meselesi yüzünden kavga edip durmuyor muydunuz? Kayınbiraderin öldü, arsalar karının. Artık zengin oldunuz. Allah'ım delireceğim. Çoluğu çocuğu al. Oturun. Allah'ım delireceğim ben ya. Bu anlattıklarım iyi ihtimallerdi. Şimdi ben sana kötü ihtimali anlatacağım. Polis cesedi bulacak. Elbette ki silahı da bulacak. Arama kayıtlarını kontrol edecek. Arkada araban duruyor. Burada kan var. Bu şartlar altında en iyi ihtimalle 25-30 yıl yersin. Çocuklarının dayısının katili olacaksın. Kimse yüzüne bakmayacak. Kısacası hayatın mahvolacak. Senden kendi hayatına karşılık başkasının hayatını istiyoruz. Yarın ameliyata gireceğin hastalardan birine vereceğin narkoz sana hayatını, karını, çocuklarını geri almanı sağlayabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.